de böyle bir projenin parçası olmakla güzel bir iş yapıyorsunuz değil mi? Öğrendiniz mi peki mavi yeşil okullar neler olduğunu? Yani amacın ne olduğunu projenin? Başlangıç okullarda var. Hemen hemen tüm okullarımızda var sayılır. Başlangıç noktası tasar, özellikle elektrik ve su tasarrufu. İkincisi okulun çevresel düzenlemeleri. Sağ olsun çocuklarımız evet. Bu konuda çok özverili. Üzerine katkılarıyla müdürümüzle ne yazık ki şu bahçeli alanı, kurak alanı böyle güzel bir hale getirdiler. Arkada da bahçeli. Okulumuzun şöyle bir özelliği daha var. Yani çoğu okulumuzda yemeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bu yönden de çocuklarımızın katkıları var. Fabrika gibi. Zamanında fabrika, bacatçı fabrika. Aynen. Yani hem yemekleri yapıyorlar hem böyle topluma hizmet edecek güzel işler yapacak arkadaşlar yetiştiriyorlar. Hepiniz bu bölgede turizmin bir parçası olacaksınız değil mi? Evet. Hangi bölümlerdesiniz genellikle? Grafik tasarım, tasarım. O da güzel, çocuklar da önemli. Okullarımıza gidiyorlar sağ olsunlar, güzelleştirme çalışmaları. Bununla birlikte ilkokul ve ana sınıf öğrencilerine koreografik gösteriler, onların eğlenmesine yönelik hizmetleri de mevcut. O yönden biz kendilerinden çok memnunuz Sayın Kerem Hanım. Evet, inşallah. Tebrik ediyorum. Güzel çalışmaların devamı diliyorum. Yaz tatilinde de gezdi gerçekten okul bitsem. Yazın nerede çalışıyorsunuz? Çalışacak mısınız? Staja giderler muhtemelen. Staj var değil mi? Evet. İyi bakalım. Hadi şimdi ben kolay getiriyorsunuz. Belediye Başkan Vekili, protokolün değerli üyeleri ve sevgili misafirler. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz Mavi Yeşil Okullar Projesi etkinliğimize hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı animasyon gösterisi, Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergi, Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı kompost gübre ve bahçe tasarımı, Yiyecek İçecek Bölümü yönetiminde okulumuz tarafından hazırlanan kermes. Sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Şimdi kapatayım. Hadi.
yaptık ne yaptık anlatalım. Ben mavi yeşil okullar projesi oyuna başlatmış olduğumuz projemizde şu an üzerinde bulunduğumuz alan bu şekildeydi. Boş bir alanda ama biz hatırlıyorum yani. Evet bizler tüm öğrencilerimizle birlikte önce belediyemiz sağ olsun parkemizi döşedi. Arkasından biz hem lastiklerimizi boyadık. Masalarımızı süsledik çocuklarımızla. Daha güzel bir alan oluşturabilmek için onlara. Bunun dışında kompost çukur konusunda biz pilot okuluz. Kompost çukurumuzu oluşturduk. Hayır, bizim gıda bölümümüz var. Burada çıkan sebze atıklarını atarak gübre oluşturduk. Şu an gübremiz de oluştu. Bahçemize de kullanıyoruz, göreceğiz hep beraber. Kompost çukurumuzla birlikte bahçemizi de yeşillendiriyoruz. Bunun dışında okul içerisinde israf avcıları ekiplerimizi kurduk. Çocuklara her alanda enerjinin doğru kullanımına ilgili bilgilendirmeler, seminerler, eğitimler yaptık. Evet, evet. Aynı zamanda kendilerini bu projeye dahil ederek çocukların enerji bilincini, mavi yeşil projesinin önemini kavratmaya çalıştık. Sadece Muğla'da var herhalde bu projede. Evet, evet, Sayın Kaymakam. Bakanlığımızın muhtesinde de var böyle bir proje ama biz bakanlığımızdan herhalde Sayın Müdürümüz böyle bir farkındalığı daha öncesinden başlatmak istedi. Özellikle okulumuzun en önemli, bu çalışmaların en önemli etkisi elektrik ve su faturalarını oluşturdu. Çocuklarla çok bir bilinç oluştu. Bizim de ödediğimiz faturalarımızda %20'lik, %25'lik büyük bir tasarruf elde etti. Ne güzel. Şimdi tabii yani çocuklar burada görüyorlar. Kendi ailelerin de bu konuda bir şey. Aynen, aynen. Özellikle hocamızın ülkesindeki o enerji avcıları, lambaların sızdırılması, muslukların kapatılması. Biz de birkaç tane kurumlara gönderelim. Tabii teknik çalışmalarla birlikte mesela alt tarafları da sıkarak varaları daha az su tasarruf ve elektrik sarfiyatına gitti. Hakikaten %20'lik bir şu an faturalarımızda bir şey oldu Sayın Kanka. Tebrik ederim. Göreceksiniz. Çocuklar kendileri evde bulunan atık malzemelerden özellikle çiçekler, işte anahtarlıklar, bazı kalemlikler, standlarda göreceğiz hepsini. Oyuncaklar, özellikle çocuk gelişim bölümü şişelerden hazırladılar. Bizler de diğer öğrencilerimizle atık yağ konusunda da bizim okulumuz proje okulumuz olduğu için toplanan atık yağlardan mumlar ve sabunlar yaptık. Evet, mumlarımızı parafin malzemesiyle birleştirerek atık yağlarımızı kaynatarak mum haline getirdik. Sabunlarımızla gene zeytinyağı, atık zeytinyağlarımızı hazırlayarak kalıplara döktük. Böylelikle değil, değil mi? Hayır. Sabunda biz zeytinyağı kullandık, diğerinde çiçek yağı kullanılabiliyor mumda. Bunların tamamı atıklardan oluşan bir ürün. Çocuklar bunu da yapmayı öğrendiler. En azından evde kullandıkları atıkları kullanmayı, değerlendirmeyi de onlara öğretmiş oluyoruz. Değişik ürünler, evet, doğayı kirletmiyorlar. Bu etkinlikleri Şubat ayından beri bu okulda devam ettirdik. Çocuklara bunlar güzel bir alışkanlık kadar evet, olacak. Evet, hocam siz isterseniz söyleyin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Biz grafik bölümü öğrencilerimizle, 10. sınıf, 9. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizle grafik programlarıyla afiş tasarımları yaptık. Geri kalan zamanlarımızda yine aynen çocuk gelişme eğitimi öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla, hasta yaşlı bakım alanının yaptığı çalışmalarla ve kendi grafik alanımızda yapılan çalışmaları fotoğraf kolajlamasını yaptık. Bunları yaparken okulumuzun yazısını kullandık. Sağ olsunlar hocam, hiçbir zaman bizden maddi manevi hiçbir şeyini esirgemedi. Sergilemesinden çıktısına kadar her zaman yanımızdaydı. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öğrenciler mi yaptılar? Evet, hepsini öğrencilerimiz. Hepsini öğrencilerimiz yaptı. Şu an 10. sınıf öğrencimiz yaptı. Yapanların ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Yetenekler var mı hepinizde? Genellikle herkes kendi şeyinde mi duruyor? Şimdi yaptım mesela bunları. Adrien Aşit Türkan Şoray, öyle mi? Evet. Keşke ben de böyle size bilseydim. Sen içinde güzel ötüyü güzel olur musun? Resimde. Ali Cinali mi yapıyordu onu? Hayır, Türkan Şoray mı? Resimde. Bir kere de bence tabii. Resimde. Mesela verim resmi. Bunu başarabilirsin dersen evet.
Bahçemizdeki çakıl taşlarında. Evet, özellikle bahçelerin kenarları. Bizim bahçemiz denizmiş herhalde. Denizlerle geçirdiğimiz kumlar var. Milattan önce 1500 yılında kumlar. Kızlar çeksene ya. Çıkın çıkın adamları çekeceğini. Baksana şuraya. Ama günle güne değişir bu. Hangi mevsimde olduğuna göre değişmiyor. Evet. Değişmekte, güneşin yönüne ve hareketine göre değişmiyor. Fizik dersimizde de işlemiş olduğumuz için güneş hızlandı. Bu güneş saati ilk Türk bilim adamı şey yapmış. Milattan önce 1500 yılında Mısırlar tarafından öyle miymiş? Evet. Geçen sanki öyle bir şey bahsediyorlar. Atık malzemelerden yapmış. Geri dönüşmek için gerçekten bak kapsamlı. Çöpler çöp değil. Çöpler aynen öyle. Bu güneşli olmalı. Atölyelerimiz. Nerede? Yenizler'de. Beste'nin arkası da geliyor. Bari çarşıda arkası da bu ürünlerin merkezi. Bari tabii gelin. Tabii reklam oldu. Bunlardan bir reklam oldu. Şeyin aldınız mı? Bunlarda da et takılar öyle. Emekten bir sağlık. Emek bir elemeyi, ekseni. Araba satarken doktordan diye satarlar ya. O yani o koridorlarda yaşarken öğreniyorsun. Doktorla beraber çalışmışlar. Papaz yereğini zamanı yeşil açtı yavaş yavaş. Evet, yaz Daha farklı bir şey var ya. Neyse. Kaymakamım bu keşkeğimiz ama açılamıyor nedense. Bu keşkek açılmıyor. Ben zaten o şey gibi gelin kalkma gibi bir şey mi oluyor? Evet. Makas kesmiyor gibi. Evet. Çok özel yapışmışlar. Bula Kayseri'liği mi buldun ya? Belediye başkanının beklediği oda olmayınca ona da bunu açtıracaktım. Kayseri'liği buldun ya, yazık oldu ya. Burada bak kırık kaderi var. Tamam mı? Başarız ya Rabbim. Tamam, başarız sonra. Kompost gübre de veriyorsunuz değil mi bunlara? Onu yapmak istiyorum. Ama gerçekten çok gösterişli. Sebzelerimiz de doğal. Gerçekten gübrenin kendisinden çıkıyor, yiyeceklerimizden çıkıyor. Sebzelerine para veriyoruz. Yani vermeyin bizi. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Gece. Atlamamıza gerek yok. Yok, kapıyı açarız. Biz size kapıları açarız. Yani katman sadece gıda mı var? Gıda. Sadece kabuklar senin kaynakların. Vallahi. Çok orijinal. Evet. Üstten atıyoruz. Bir de öyle bir sandık. Hiçbir şey koymuyoruz ve gerçek gübremiz. Şimdi bunu hemen bak fotoğraflayayım. Bunu şey yapalım mesela. İli de gönderdik evet, sayın bilirim. İldekilerin de bilgisi şimdi, var. Dün tabii biraz kokuru akıllı diyor ama doğal. Şeyin olması gerekiyor. Ne kadar oyalanmış. Çay şeyde katıyor musun hocam? Hiçbir şey yok. Fındık, fıstık kabuğu ve çay. Çay. Artı posası. Evet. O da çok. Ama fındık fıstığımız yok ama çay posası ile yiyecek posası. Evet. Tavuk döner 1 liraydı ya. 25-30 lira. Evet şimdi. Çok iyi sağ olun. Nerede senin yeri var herhalde? Ayrı bir yerin var. Nasıl? Nerede satıyorsun normalde bunları? Normalde kendi mutfağımızın. Okulumuzun. Okulumuzun. Biz istesek böyle bir şey yapabilir misiniz? Tabii ki. Yapıyoruz taşımalı öğrencilerimize, hastanemize, döner, pilav. Evet. Her türlü hizmetimiz var, yiyecek içecekler. Tabii ki. Tabii ki.